mahmum benim. Eltimle beraber çoluğu çocuğu bırakıp bohçayı toplayıp sana kaçtık. Muammerim, yufkacım benim. Aferin size. Sonunda erkeğin iyisini buldunuz. Size her gün yufka yedireceğim. Biz yufkayı çok severiz muammerim. Özellikle kurbeleğini. Haklısın Hamide. Eskiden ben hamurunu kendim açıyordum. Ama muammerimden sonra yufkayla daha iyi olduğunu anladım. Muammerim, yufkacım. Bana bakın kızlar. Ailenin size baskı yapıp dönün derlerse sakın dönmeyin. Bak o yedirdiğim yufkalar size haram eder. Lan bunlar ne biçim karı? Bari sakallarını keserlerdi. Sen hiç merak etme aslanım, yufkacım. Biz senin yufkandan yedik bir kere. Bizi kovsan da gidemeyiz aslanım. Ayaklara bak. İyi güzel. Şu kaçırdığınız altınları verin. Üstünüzdeki evi de satalım. Bize para lazım. Canımızı iste, canımızı veririz. İyi gidin. Altınlar neymiş? Aslanım, biz bu yola çıkarken kefenimizi alıp da çıktık. Kimse bizi alamaz, ayıramaz. Havluymuş bu. İyi güzel, işlemleri bir an önce başlatalım da peşimize düşecekler. Bir an önce kaçmamız lazım. Kaçalım aslanım, gidelim aslanım. Kaçalım. Mesaj geldi, kurban oldu. Muammerim yedim mesaj atmış. Ne diyor? Altınları ve evin parasını aldım. Yeni sazanlar düşene kadar bir süre idare edeceğim. Evde yufka bıraktım. Hatıra olsun diye yiyin. Yufkayı yedik abla. Peki şimdi ne yapacağız? Eve de dönemeyiz. Evin ocağın yıkasın Muammer. Evin ocağın yıkasın. Adamın yufkası iyi diye kaçarsak işte sonumuz böyle olur kız. Neyse, az ileride börekçi var. Hadi gidelim, belki bu sefer börekçiye kaçarız. Börekçi bizi bekle, biz geliyoruz. Börekçi geliyoruz. Cebele bülbüller ötüyü zaman.